Zaten birçok başlık altında incelemişsiniz. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararının hele de öyle tek adam yönetiminde tek adamın sözüyle yapılan bu atılan bu adım kadınların hayatına mal oluyor aslında. Ve kadınlar bunlara karşı ses çıkardıkça da her 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda devlet aygıtı olan polisin baskısıyla, şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Kadınlar hayatlarını korumak isterken bir başka şiddete daha uğruyor. Kadınlar bu hayatları erkekler tarafından alınmak istendiğinde devlet tarafından korunmuyor. Dolayısıyla bu bir silsile halinde devam ediyor. Kadın yaşamı Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkılmasıyla birlikte tümüyle tehdit altında. Kadınların mücadelesinde nasıl hak ihlallerine tanıklık ettiniz? Geçen sene belki böyle ilk defa bu kadar kapsamlı bir rapor yazdık bu konu ilgili. Bir kadına yönelik şiddet konusunda gayet kapsamlı bir rapor. Şöyle bir şeyi inceledik geçen sene. Özellikle yani Türkiye aslında çok böyle her yerde överek anlatıyor. Bizim yani kadınlara karşı şiddet mücadelesi çok çok, çok böyle büyük bir mücadele ve çok önemsiyoruz diyorlar. Tamam, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ama kendi yasalarımız var. Kendi koruma tedbir kararlar veriyoruz kadınları korumak için. Mahkemeler, polis ve bu tedbir kararlar sürekli şeker gibi dağıtıyor. Ama buna rağmen bizim raporumuzda, yani böyle Mayıs ayında yayınlanmış olan bir rapor bu. Şeydi, inceledik yani. Yani tabii ki çok fazla koruyucu kararlar, tedbir kararlar veriliyor ama bu kararlar uygulanmıyor fazla ve maalesef yani failler, yani eşler vesaire, yani sürekli şiddetle davranışla devam ediyor kadınlar, şiddet Uygulamaya. maruz kalıyor kadınlar ve tedbir kararlar çok fazla işe yaramıyor. Önemli bir sistem ama sistem çalışmıyor Evet. aslında. Evet, sorun burada. O sistemin çalışmaması, koruma kararı altındaki kaç tane kadın o fail, yani koruma kararını aldırdığı fail tarafından öldürüldü ve kadın bu konuda da bir şeklen koruma altında, tıpkı bir başka bir sürü konuda olduğu gibi Türkiye'de şeklen hakikaten kanunlar, kurallar gayet iyi ama uygulamada bunların hiçbirine tanıklık etmiyoruz. Dolayısıyla kadınların hayatını koruma konusunda bu kanunlarda yetersiz kalıyor uygulanmadığı için. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının bir başka yönü de faillerin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ne kadar ceza alırım diye arama motoruna yazmalarıyla da kadın örgütleri açıkladı. Çok önemli. Yani o Çok failleri önemli. cesaretlendiren yargı kararlarının yanında bu da eklendi. Şöyle bir şey var, yani aslında 2021'den gelen bir rakam bu ama bence çok anlamlı bir rakam, emniyetten gelen bir rakam. 307 kadın cinayetler sayılıyor emniyet tarafından ve bu 307 kadın cinayetlerinden 38 kadınlar, onların arası öldürüldüğü zamanda tedbir karar altındaydı. Yani böyle on demek ki %10'dan fazla kadınlar gidip mahkeme ya da polise başvurmuşlar, tedbir kararlar almışlar onları korumak için. Ama bu kararlar aslında çok etkili olmadı ve polis ve mahkemelerin kendi görevlerini yerine getirmemişler. Yani kadınları koruyamadılar anlamı geliyor. Bu benim için çok önemli bir Tabii. rakam ve çünkü resmi bir rakam ve raporumuzda yer alıyor, bu yıllık raporumuzda, çünkü Hı. biraz o rakam her şeyi gösteriyor aslında.